İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Fransız Senatosu milletvekillerine mesajı. Levon Hayriyan, mültecilerin işgal altındaki Artsakh topraklarına geri gönderilmesi konusunu her şeyden önce Ermenistan Cumhuriyeti makamları gündeme getirmeli. Yerinden edilmiş Artsakh vatandaşlarının seçim hakkının fiilen uygulanması kanuna uygun sağlanacaktır. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki uranyum rezervleri. Ahalkalak'ta sonbahar hasat bayramı kutlandı. Batı Ermenistan'dan taziye mesajı. Dünya satranç şampiyonu Marian Mgrdichyan Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Fransız Senatosu milletvekillerine mesajı. Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun tamamı imzalayan devletler için sorumluluk taşıyan bir anlaşmanın sonucu olarak kabul edilir. Bu antlaşmalar devletlerin iyi niyetini ifade eden herkesin herkese karşı savaşı durumundan çıkmak için imzalanmıştır. O andan itibaren gönüllü olarak katılan bazı devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle savaş durumları ortaya çıkıyor. Ermeni halkının acılarında uluslararası hukukun ihlali konusu bunun canlı bir örneğidir. Özellikle Ermenistan'ın devlet olarak tanınması 1917, 1920 ve farklı şekillerde uygulanan 1920 Sırp Antlaşması gibi bir çifte standart durumuna yol açtığında. Nitekim Fransa himayesinde imzalanan bu antlaşma Ermenistan'la ilgili kısım hariç Levant'taki Fransız mandası da dahil olmak üzere tüm maddeleri tam olarak uygulandı. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden ortaya çıkan devletlerin birçoğu artık Birleşmiş Milletler üyesiyken savaşan bir taraf olan ve bu devletlerin kurtuluşuna katılan 1920 Ermenistan'ı bugüne kadar sadece 100 yılı aşkın bir işgal programı olarak değil, aynı zamanda 1920'de tanınan Ermenistan Devleti'nin yeniden kurulmasını engellemeyi amaçlayan sürekli bir soykırım programı olarak kabul ediliyor. Ermenistan'da kapsamlı ve kalıcı barış ve onarıcı adalet arayışı 1920'de Halefi Batı Ermenistan olan Ermeni Devleti'nin tanınmasını sağlayan uluslararası hukuk uygulanmadan mümkün değildir. Ermenistan'ın yanında durmak, Ermeni halkının 1. Dünya Savaşı sonunda aldığı ve 25 Haziran 1920'de Ermeni Devleti'nin Batı Ermenistan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 34'ten fazla devlet tarafından tanınmasına yol açan bu hukuk paketini onaylamak demektir. Metnin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Artsakh'ın işgal altındaki topraklarından yerlerinden edilen kişiler uzun süredir Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine ve Birleşmiş Milletler'e başvurarak ana vatanlarına geri dönmek için uygun statüye sahip olmaları konusunda kendilerine mülteci statüsü verilmesini talep ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından bu sorunun çözümünün Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin yetkisinde olduğu yanıtını aldılar. Hadrut Uğruna adlı sivil toplum kuruluşu başkanı Levon Hayriyan, Nikol Paşinyan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak bunu ifade etti. 9 Kasım tarihli açıklamanın 7. maddesine göre ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Artsakh, Dağlık Karabağ ve komşu bölgelere geri dönüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetin son toplantısında bu konuya değinerek şöyle dedi. Azerbaycan'ın binlerce Hadrut sakininin ve Artsakh Dağlık Karabağ'ın Ermenilerin yaşadığı diğer bölgelerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için hangi koşulları yarattığını ve hangi adımları attığını kontrol etmek gerekir. Azerbaycan bu yönde herhangi bir adım atmamıştır ve bu 9 Kasım 1920 tarihli üçlü açıklamanın 7. maddesinin ağır ihlalidir. Levon Hayriyan'a göre garantileri Aliyev değil, 9 Kasım belgesini imzalayan Nikol Paşinyan vermelidir. Artsakh Ulusal Meclisi basın servisi tarafından bildirildiğine göre, Artsakh Ulusal Meclisi Devlet ve Hukuk İşleri Daimi Komitesi'nin 14 Kasım'daki oturumunda Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yasama girişimi olarak sunulan seçim kanununda değişiklikler ve ilaveler hakkında ve
referandum kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarıları paketi tartışıldı. Edinilen bilgiye göre tasarıların kabulü, Artsakh Cumhuriyeti vatandaşlarının seçim hakkının Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında fiilen uygulanmasını sağlama ihtiyacına bağlıdır. Paket, seçmen listelerinin seçmen kayıt yerlerinin adreslerine göre derlenmesini öneriyor. Artsakh Cumhuriyeti veya Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan işgal altındaki Artsakh Cumhuriyeti vatandaşlarının seçmen listeleri ikamet yerine göre derlenecek. Böylece oylamanın düzenlenmesi için uygun koşullar yaratılmış olacak. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün 3715 km² yüzölçümüyle en derin noktası 471 metre, ortalama derinliği ise 171 metredir. Ayrıca Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Van Gölü ile ilgili gündem veya haberler genelde en önemli sorun olan kirlilik serzenişlerinin dikkat çekiciliğidir. Van Gölü Havzası'nın yerleşim yerlerinin adeta çöp toplama alanı ve atık kanalizasyonlarının foseptik çukuru görevini üstlendiği bir ekosistem katliamı ile karşı karşıya kaldığı huzursuz görüntülere maalesef çokça şahit oluyoruz. Kültür ve turizm alanındaki ilgi çekiciliğinin yanında bir de en önemli ve en çarpıcı özelliği ise uranyum radyoaktif elementinin varlığıdır. Uzaydan ve dünyadan gizli veya politik bir şekilde dikkatleri üstüne çekmektedir. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yaman'ın yapmış olduğu laboratuvar analizlerinde ciddi anlamda uranyum çözeltisine rastlandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Alternatif enerji alanında uranyum elementinin devreye gireceği, nükleer santrallerde ve gelecekte elektrik üretiminin %70'ini karşılayacağı varsayılıyor. Ahalkalakı Gençlik Merkezi'nde sonbahar hasadı şenliği, hasadın ve sonbaharın güzelliğini gösteren şarkılar ve danslarla kutlandı. Etkinlik Gençlik Merkezi'nin bahçesinde açık havada gerçekleştirildi. Başta patates ve dahıl olmak üzere Ahalkalak Belediyesi'nde yetiştirilen tüm tarım ve sebze mahsulleri sunuldu. Gençlik Merkezi öğrencileri geleneksel kapama, pohinç ve peynir papası adlı yemekleri hazırladı. Bu yemek ve sebzelerin yanı sıra şenlik masasında pek çok turşu türü ve kuru meyve çeşitleri de bulunuyordu. Bu süreçte merkezin öğrencileri çeşitli yemekler hazırladı. Bütün bunlara şarkılar, danslar ve şiir okumaları eşlik etti. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Nelli Harutyunyan'ın kardeşi Kaçık Harutyunyan'ın zamansız ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, hükümeti ve Ulusal Meclisi meslektaşlarının acılarını paylaşıyor ve ailesine başsağlığı ve desteklerini sunuyor. Nurlar içinde yat sevgili Kaçık. Hatıranız hep gönlümüzde kalacak. Ermenistan Cumhuriyeti Kadın Satranç Takımı'nın bir üyesi olan Maryam Mgrdiçyan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası U18 satranç yarışmasında şampiyon unvanını elde etti. Bu yılın başlarında Mgrdiçyan tüm rakiplerini yenerek dünya U18 kızlar şampiyonu olmuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı koro tarafından seslendirilen Varten Aygetsu'nun masalından uyarlanan Ardzivyev Nedi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.